Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen kripto para analizlerini yapmaya devam ediyoruz. Yorum olarak bırakmanızı istemiştim. Ee, gelen yorumları sırasıyla analiz edeceğiz. Dogecoin, Lina, Mir, Nav ve Atom coinlerinin analizini yapacağız sırasıyla. Öncelikle Dogecoin ile başlayalım. Şimdi Dogecoin'e günlük periyotta baktığımızda şu e, Nisan ayının 12-15 Nisan'daki şu hızlı çıkışı biliyorsunuz. E, bu hızlı çıkıştan sonra sert bir şekilde bakın. 0.06'lardan 0.45 sente kadar tırmandı. Sonra satış yiyip tekrardan şu an tırmanış eğiliminde. Şöyle genel grafiğine baktığımız zaman e, çok ciddi bir e, kar olduğu için alışlarda satışlarda temkinli olmaktan fayda var ama indikatörlerle şöyle test ettiğimizde King Kong Junior bize buy sinyalini şu diplerden vermişti Nisan ayının en başında 0.05 cent seviyesinden buy sinyalini vermişti. Hala satış yok ve ciddi bir prim yaptı o zamandan sonra. Bunun yanında ortalamaları mutlaka günlük periyotta takip edip en azından EMA 5'i destek seviyesi olarak kendinize belirlerseniz olası geri çekilmelerde stop olmanız gereken seviyeleri takip edebilirsiniz. EMA5'e baktığımızda yani 5 günlük ortalama desteğinin 0.32 sentte olduğunu görüyoruz. Yani olası geri çekilmelerde disiplinli bir şekilde örneğin dersiniz ki ma 5i aşağıya kırarsa ben stop olacağım. Bu seviye hangisi 0.32 sent. 0.32'nin altına kırdığı zaman stop olabilirsiniz. Eğer EMA5 değil de EMA9'u takip etmek isterseniz ki şuralarda EMA9'a da temas etmişliği oldu. Bu da 0.30 centte isteyenler 0.30 centte stopunu yazar ve olası kırılmalarda 0.30'da stop olur. Tabi EMA21 çok güçlü bir destektir günlük periyotta. Kırmızı ortalamayı görüyorsunuz EMA21'i. Bu seviyeler nerede? 0.25'te. Herkes kendi yatırım kararını verebilir, stratejisini belirleyebilir. İsteyen EMA 5, EMA 9 ya da EMA 21'de teknik stoplarını çalıştırabilir. Olası geri çekilmelerde. Şu an tırmanış trendinde gözüküyor. Geçmesi gereken önemli seviye neresi? 0.45 sent seviyesindeki şu eski direnç. 0.45'leri yukarı kırarsa arkadaşlar bir atak yapma ihtimali olabilir. Biliyorsunuz Dokkay'ın bir şaka parası olarak ortaya çıktı. Hani temel veri olarak bakabileceğimiz çok bir parametre yok. Tamamen arz talep meselesine göre değerlenen bir kripto para. İçim oksar tekniğine baktığımızda parabolik sar pozitife geçmiş. Tenkansen ve Kijinsen ortalamalarında üzerinde burada bir negatiflik gözükmüyor. Şimdi Lina USDT. bakalım. Şimdi Lina'da yükselen bir trend var. Günlük periyotta. Bu 4 saatlik daha net karşımıza çıkıyor. Bu yükselen trendi bir kere bir mutlaka üzerinde kalmalı olası geri çekilmelerde teknik stop seviyesi neresidir? Bu tren çizgisinin kırıldığı yerdir. O da 0.10 centlerde görüyorsunuz. 0.10 centlerin altına kırması problemli olur. Mutlaka takip edilmeli. Şimdi ortalamalarına baktığımızda geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi var. Bu da EMA 200. Yani 200 barlık ortalama direnci 0.1150 sent seviyelerinde yani 1150 0.1150 sent seviyelerini yukarı tırmandığı takdirde bu direnç geçilmiş olacak ve hızlı bir atak gelme ihtimali olabilir. Geçmesi gereken direnç burası yakından takip edilebilir. Günlük periyotta baktığımızda da günlükte tüm ortalamaların ve hatta EMA 21'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Şu an tekniğinde bir problem gözükmüyor. Dediğim gibi şu trendini, yükselen trendini kırmaması gerekiyor. Bunun üzerinde kaldığı sürece ve şuradaki 0.1150, 1153 seviyelerindeki trend seviyesini yukarı kırdığı takdirde bir atak gelme ihtimali olabilir. Mır USDT kripto parasına bakalım. Şöyle günlük periyotta baktığımızda burada da gene yükselen bir trend var. Tabi günlükte çok anlamlı gözükmüyor. Ortalamaların üzerinde 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte şu trendi yine kırmaması gerekiyor ki şu an tam trend desteğinde olduğunu görüyoruz bakın. Trend desteğinden yani 9.8 dolar seviyesinden tepki almış ve şu an 9.91 dolar seviyelerinde. Bu tepki işe yararsa ve bu destek çalışacaksa buradan tekrardan yukarıya doğru e, yavaş da olsa tırmanma eğilimi gösterebilir takip edilmeli. Şu şekilde çizelim dursun. Bu senaryo gerçekleşecek mi diye. E, ortalamalara baktığımızda arkadaşlar EMA 21'in altına kırıldığını görüyoruz. Yani geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi 9.96 TL şey dolar seviyesindeki şu direnç eğer 9.96 yukarı kesilirse 10 dolar seviyesinde çok güçlü bir direnç karşısına çıkacak. Mutlaka 10 doların üzerine çıkıp kalıcı olabilirse bu coin güzel bir yerde tekrardan tırmanma ihtimali olabilir. Mutlaka 10 doların üzerinde görmeliyiz. Ve şuradaki 9.8 dolar seviyesindeki şu trend çizgisini kesinlikle kırmamalı. İçim baktığımızda yeni bir coin olduğu için arkadaşlar içim tekniği çalışmıyor. Bu sebeple ortalamalarla dediğim şu trend destek seviyeleri mutlaka takip edilmeli. Now USDT. Buna bakalım. Bakın. Bu coin'de şöyle bir durum var. Buy sinyalini bakın şurada yukarıdan sat sinyalini vermişti. Şu seviyeden. Yani 0.83 dolardan sattırdı. 0.83 dolardan sattırdıktan sonra 0.45'lere kadar yani yarı yarıya düştü günlük periyotta. King Kong Junior en son günlük periyotta buy sinyalini yeni vermiş. Bakın. Şimdi buy sinyalini vermiş. Ne yapmasını bekliyoruz? Şuradaki trend direncin yani 0.70 dolar seviyesini 0.70 dolar seviyesini yukarı kırmasını bekliyoruz. Burası bir direnç. Bir alçalan direncidir. Bu direncin kırılması durumunda arkadaşlar buy sinyalini de vermiş bir atak olma ihtimali olabilir Navcoin'de. Mutlaka bu direnç kırılımının 0.70'in yukarı geçtiğini görmemiz gerekiyor. Bunun yanında şu an EMA 21 ortalamasının dahi üstüne çıkmış bakın. Şurası çok güçlü bir destektir artık. Olası geri çekilmelerde 0.66 dolar seviyesi önemli bir destek. Şu an destek seviyesini kırmış ve yukarı geçmiş EMA 21'in. Bu pozitif bir durum. Ichimoku saat tekniğine baktığımızda şurada bakın 0.70 dolar seviyesini geçtiğini varsayarsak 0.71'de 26 periyotluk Kijun sen direnci karşısına çıkacak. Yani 0.71'lerdeki bu direnci de geçtiği takdirde parabolik sarı noktaları mumların altında yanmaya başlarsa ve e önüne çıkacak şu bulut direncini de geçmeyi başarırsa bir atak gelme ihtimalinde konuşulabilir. Şu an tekniğinde problem yok. Yakından takip edilmeli. Umarım bu atak gerçekleşir. Navcoin için. Son olarak Atom USDT. Bakın Atom'da da arkadaşlar... Bir yükselen trend var. Bu trend kırılmamalı. Şimdi King Kong sinyala baktığımızda en son buy sinyali verdiğini görüyoruz King Kong'un şu barda. Bunun yanında ortalamaların üzerinde, tüm ortalamaların üzerinde şu şekilde göstereyim. Olası geri çekilmelerdeki destek seviyesi şu yükselen trend çizgisidir. Zaten onun kırılması durumunda problem olur. En yakın basit teknik düzeltme seviyesi 23 23.5 dolar en yakını. 23.5 dolar kırılırsa 23.2 dolara geri çekilebilir. Orasında kırılması durumunda son noktası neresi arkadaşlar? Son noktası 22.7 dolardaki EMA 21 desteği hem de yükselen trend desteği yakın seviyelerde. Bu sebeple 22.7 çok önemli bir seviye. Mutlaka bu seviyenin üzerinde kalmalı iç moksar tekniğindeki tüm parametreler pozitifte. Parabolik sar, bulut ve diğer parametrelerin pozitif olduğunu görüyoruz. Şöyle geniş periyotta baktığımızda sanki şu 27-28'lere kadar gelecekmiş potansiyeli mevcut. Umarım gelir. Olası geri çekilmelerde de mutlaka destekleri çalıştırmayı, stopları çalıştırmayı unutmayın. Trend desteği çok önemli bir seviyede. Yani 22.9, 23 bu seviyeler önemli destekler. Mutlaka yakından takip edilmeli. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz kripto para varsa arkadaşlar ya da hisse varsa bu postun altına yazarsanız yorum olarak onları da listeme eklerim. Analizini yaparım sırası gelince. Destek olmak isterseniz de bu postu beğenip kaydederseniz en büyük desteği vermiş olacaksınız bana. Sıfırdan başlayan arkadaşlara yönelik olarak hazırladığımız hisse ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Grafik analizi metotları ile ilgili ihtiyacınız olacak bilgileri böyle gereksiz laf kalabalığı yapmadan sadece ihtiyacınız olan şeyleri akıcı bir şekilde anlattık. İndikatör kaynak kodlarını vesairesini hepsini eğitim setinin içinde sunduk. Eğitime ihtiyacı olanlar yani ihtiyacı olduğunu düşünen kişiler varsa DM üzerinden bana ulaşabilir.